T24 ekranlarından merhabalar. Ben Metin Kaan Kurtuluş. Her zaman olduğu gibi Bahçin İnanç'la birlikte bir dış politika ile içli dışı programında da beraberiz. Geçen hafta olduğu gibi bugün de artık sadece Türkiye medyası değil, dünya medyası da Sedat Peker'in videolarını konuşuyor. En son olarak birkaç saat önce AFP, Fransız Haber Ajansı bir haber geçti ama bu hafta birazcık Kıbrıs konusu üzerinde duralım istiyorum. Kıbrıs'taki 7. videosunda Kıbrıs'a Sedat Peker, Mehmet Ağar ve Korkut Esen'le temas halinde olduktan sonra kardeşini Kutlu Adalı'ya, Kıbrıs'ın uğurmuncusu olarak anılan Kutlu Adalı'ya öldürmeye gönderdiğinden ilgili bir açıklama yaptı. Evet, belki biraz hatırlatmak gerekiyor. 1990'ların ortalarından bahsediyoruz. Ve burada tabii çok ilginç olan Kutlu Adalı suikastinin, cinayetinin üzerindeki sır perdesinin aydınlatılmamış olması. Ama ondan da daha önemlisi Kutlu Adalı'yı hedef olmasına neden olan olayın üzerindeki sis perdesi de anlaşılmış ve açıklanmış değil. Anladığımız kadarıyla 1990'ların ortalarında işte Bela Pais Manastırı'na bir saldırı oluyor. Oradaki güvenlik görevlileri etkisiz hale getiriliyor. Fakat bir saldırı var. Kutlu Adalı da bu saldırıda Kıbrıs'taki Türk güvenlik birimlerine ait araçların kullanıldığına dair bir takım yayınlar yapıyor. Ve anladığımız kadarıyla da bu yayınların ardından hedef haline getiriliyor. Dediğim gibi buradaki en garip olay hem o saldırıda neden öyle bir saldırı yapıldı o manastıra? Oradan ne çalındı? Bir şey çalındı mı? Çalınmadı mı? Bunu da bilmiyoruz. Adalı suikastindeki kimse herhangi bir faillere dair herhangi bir bilgi yok. Ama KKTC'deki çok saygı duyduğum gazeteci arkadaşım Cenk Mutlu Yakalı'nın işte Medyascope'da yaptığı açıklamada çok dikkat çekici bir cümlesi oldu. Belki biz tetiği çekenleri bilmiyoruz ama tetiği çektiren zihniyetin ne olduğunu iyi biliyoruz. Bu zihniyeti de yine Cenk Mutlu Yakalı hani Türkiye'nin KKTC'yi kendi arka bahçesi olarak görmesi, işte Kıbrıs'ı yani kirli işlerinde de kullanıyor olması. Ama her halükarda işte Sedat Peker'in ifşaatları KKTC basınında belki de Türk basınından bile daha fazla manşetlerde yer buldu değil mi? Tabii, yani şimdi bazı manşetler ekranınıza yansıyacaktır. Çok ciddi bir öfkeyi görebiliyoruz aslında. Eski Afrika gazetesi, Adabasan'ını takip edenler bilecektir. Birleşme yanlısı, TDR çözüm yanlısı bir gazetedir Avrupa gazetesi. Tepede sürmanşette görebileceğiniz gibi garantörümüzün marifetlerine bakın gibi sert bir ifade. Altında da Türkiye'de planladılar, Kıbrıs'ta öldürdüler diye bir manşet. Aynı zamanda Kıbrıs'ın en tanınan, en yüksek tirajlı Yeni Düzen gazetelerinden de Adalı Öfke manşetini görebiliyoruz. Uyuşturucu ticareti ve aynı zamanda Adalı cinayetiyle ilgili Sedat Peker'in söyledikleri için diyelim. Evet, yani tabii burada önümüze bakmak gerekirse tabii bir umutsuzluk da hakim adaya anladığım kadarıyla. Yani bu dosyanın tekrar açılması ya da bu dosya açılırsa bile gerçekten gerçek sorumlulara ulaşılır mı? Bu konuda da bir yani umutsuzluk hakim adada, öyle anlıyorum. Çünkü her şeyden önce bir noktanın altını daha çiziyorlar. Tabii KKTC'nin geçici anayasasına göre Kuzey Kıbrıs'ın bütün güvenlik teşkilatı tamamen Türkiye'den giden kişilerin elinde. Tamamen Türkiye'ye bağlı. Hatta Kuzey Kıbrıs'taki itfaiye bile oradaki orduya bağlı. Dolayısıyla bu kadar güçlü bir Türkiye hakimiyetinden biraz rahatsız, tabii biraz değil, bir kısım çok rahatsızlık duyuyor. Bir kısım hani onlar olmasa biz zor burada kalırdık diyor ama en azından şunun farkındalar ki hani güvenlik güçlerinin o 90'lı yıllarda
ortaya saçılan kirli bağırsaklarının KKTC için de geçerli olduğunun çok farkındalardı. Dolayısıyla bir kez daha bu travmaya yaşamış oldular Adalılar diyelim. Unutmamak gereken bir şey de belki Ersin Tatar'dan önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu dediklerini aslında açık bir şekilde dile getirdiği için de çok sert bir şekilde hem iktidar tarafından hem de iktidar medyası tarafından hedef alınmıştı, eleştirilmişti diyelim. Evet ve Ersin Tatar da Ankara'ya çok yakın bir lider olduğu için bu konunun adadaki yansımalarının bir yere bizi götüreceği tabii çok kuşkulu. Evet. Fakat bu tabii ifşaatlar sadece yani KKTC'deki gazetecileri hedef almadı. Başka konular da gündeme geldi. Özellikle Süleyman Soylu'nun Habertürk'teki açıklamalarında. Süleyman Soylu'nun Habertürk'teki programı hala konuşuluyor. Çok da ilginç bir programdı. Çok detayına girmeyeceğim ama Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yener'den bir sorusu doğrultusunda Ayşe Sayın'ın BBC'de çıkan bir haberine kaynak göstermesi, BBC Türkçe'de çıkan bir haberine göstermesinin ardından Süleyman Soylu ekranınıza da yansıyor. Siyasi desenformasyon kanalı dedi BBC Türkçe için. Aynı zamanda belki daha da hani vahimi mi diyeyim, ilginci mi diyeyim, İngiliz bakanı aradığını ve BBC'ye işte şikayet ettiğini bir nevi söyledi Süleyman Soylu. Bilmiyorum ne dersin? Evet yani normalde aslında bu bütün Avrupa'da Türkiye'nin belki de en iyi ilişkilerinin siyaseten olduğu ülkelerden bir tanesi İngiltere normal şartlarda. Dolayısıyla bunu konu etmiş olması çok ilgi çekici. Ben burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Özellikle 80 darbesinden sonra pek çok gazeteci işsiz kaldıktan sonra bir kısmı da yani siyaseten baskı altında kalacağı düşüncesiyle yurt dışına gittiler ve başka ülkelerde iş buldular. Önemli bir bölümü de 80'li yıllarda BBC Türkçe'de çalışmıştır. Bugün tanıdığımız pek çok önemli gazetecinin yolu muhakkak BBC Türkçe'den geçmiştir. Şimdi son yıllarda Türk basınında o kadar çok baskı oldu ki ve o kadar çok meslektaşımız işini kaybetti ki buna ben de dahilim bu arada. Bunların bir kısmı başka yabancı ajanslarda iş bulma yoluna gittiler. Dolayısıyla hakikaten aslında BBC Türkçe 2000'li yılların sonunda küçülürken şimdi çok geniş bir kadroyla çalışıyor. İşte Deutsche Welle Türkçe geniş bir kadroyla çalışıyor. İşte Amerika'nın Sesi. Bu ajansların bu kadar etkili olmasını istemiyorsanız o zaman Türkiye'de gazetecilerin rahat çalışacağı ortamı yaratmak durumundasınız. Eğer siz bu ortamı Türkiye'de yaratmazsanız meslektaşlarımız da tabii ki buralarda mesleki ilkelerinden taviz vermeden bu arada çalışırlar. Elbette ki net Deutsche Welle Türkçe ne BBC Türkçe'nin bütün haberlerine kefil olacak değiliz. Elbette ki bunların arkasında tabii ki hükümetleri var. Öyle olduğu için onların bazı gündemleri olabilir. Gizli gündem demiyorum ama kendi gündemlerine yönelik olarak haber merkezlerini yönlendirebiliyorlardır. Ama burada şikayet edilecek yer bu kurumlar değil. Burada şikayet edilecek yer tabii ki Türkiye'deki basının durumu diye bakmak gerekiyor. Aynen. Dedikten sonra şimdi yine basın özgürlüğünden devam edelim. Basın özgürlüğü burada bu haldeyken kuzeyimizde de vahim durumlar yaşanmaya devam ediyor. Belarus'ta Ryanair bir Avrupa şirketi, bütçe şirketi uçağı zorla aşağı indiriliyor. İndirildikten sonra da içinde bir aktivist ve gazeteci bulunan. Bu gazetecinin de çok kısaca hedef alınmasının nedeni olarak Polonya'da gazetecilik yaparken Belarus'ta, memleketi Belarus'taki protesto videolarını Telegram üzerinden yayması Lukashenko'yu kızdırdığı söyleniyor. Kız arkadaşıyla birlikte uçaktan indirilip zorla gözaltına alınıyor. Aynı zamanda zaten daha basın özgürlüğü hemen Belarus'un çok yakın ilişkileri olduğu Rusya'da tartışmalar Navalny'nin kurumları üzerinden devam ederken Lukashenko'nun böyle bir hamlesi evet. Ne getirir? Yani açıkçası ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Hani ben diyebilirim ki Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonraki
Basına yönelik özellikle de kendi ülkesinde rahatça kendini ifade edemediği için yurt dışında yaşayan bir basın mensubuna yönelik Kaşıkçı cinayetinden sonraki en çarpıcı vaka. Zira Kaşıkçı cinayetinde de amaç yani muhaliflere siz yurt dışında olsanız bile biz sizi yurt dışında gelir bulur ortadan kaldırırız mesajı veriliyordu Kaşıkçı cinayetinde. Burada da yurt dışında olduğunuz için kendinizi rahat hissetmeyin deniyor ve bir Avrupa Birliği ülkesinden Yunanistan'dan kalkıyor uçak. Bir Avrupa Birliği ülkesine bağlı, İrlanda'ya bağlı bir şirket tarafından bir başka Avrupa Birliği ülkesine gidiyor Litvanya'ya. Ve havada işte uçakta terör tehdidi var diyerek uçak indiriliyor. Ve buradan bu gazeteci kız arkadaşıyla beraber indiriliyor. İkisinin videosu yayınlandı. Çok belli ki bir itirafta bulunmak zorunda kalmışlar. İşte biz terör faaliyeti yaptık diyerek. Ve Avrupa Birliği işte sert tepki gösterdi. Gene yaptırım uyguladı. Ama bu yaptırımlardan sonuç alınabilecek mi çok emin değilim. Çünkü Lukashenko misliyle tepkide bulundu. Hatta bu bir Air France uçağını da değil mi... onun Fransa'dan uçan bir uçak Belarus hava sahasını kullanmadığı için indirilmedi gibi bir olay oldu zannediyorum. Çünkü Avrupa Birliği kendine bağlı ülkelerin havayolu şirketlerinin Belarus hava sahasını kullanmamasını istedi. Dolayısıyla bir Air France uçağı da Belarus hava sahasını kullanmadığı gerekçesiyle de geri döndürüldü galiba. Türk Hava Yolları da galiba ortak uçuş yapıyor. Belarus'un yerel hava şeyde. Minsk'e. Bazı iddialar var işte Türkiye bir Litvanya'ya giderken bir TH'ye ait uçak hava sahasını kullanmadı Belarus diye ama onu biz yayına girmeden teyit etmemiştik. Bir haber Airport Haber web sitesinde yer aldı ama tabii buradan şunu da söylememiz lazım. Bu soğuk savaşın yeni soğuk savaşın yeni işaretleri. Çünkü mesela Lukashenko şöyle bir açıklama yapmış. Bu artık sadece bir enformasyon savaşı değil. Bu modern bir hibrit savaş ve bir sıcak çatışmaya dönülmesine engel olmak için her şeyi yapmalıyız diye. Bir de tabii bu arada şey söylüyor. Yani ben işte terör tehdidi vardı. Ben uçağı indirdim. Benim aslında yani alkışlamam gerekir diye bizim aklımızla da alay eden bir açıklaması da olmuş durumda. Tabii bu yaptırımlarla ilgili aslında şunu da söylemek lazım. Lukashenko çok uzun süredir zaten bu seçimlerden beri baskı altındaydı Avrupa Birliği hükümetleri tarafından. Lukashenko'nun da o dönemde de olduğu gibi bu dönem Kremlin'den yapılan açıklamalardan anlayacağımız gibi iki Sovyet devleti, iki eski Sovyet devleti Belarus arkasındaki Rusya'ya güveniyor. Rusya'ya sırtını dayamış durumda. Avrupa Birliği yaptırımlarını da Amerika yaptırımlarını da hatta böyle evet. aşacağına inanıyor. Ve de bu gösteriler ilk başta ilk günlerde gözlemlediğimiz o gösteriler artık bitmiş durumda. Yani Lukashenko ihtimalen görevde kalmaya devam edecek ve maalesef bizim meslektaşımızın orada zor günler beklediği kesin diyelim. Hı-hı. Ve başka bir konuya geçelim buradan. Belarus'tan başka bir eski Doğu Bloğu ülkesine geçelim. Polonya Devlet Başkanı Duda Cumhurbaşkanı Türkiye'deydi bu hafta. Basınımız da genelde aslında bu İHA satışıyla, Bayraktar İHA'larının satılmasıyla, ayrıca Türkiye'nin ilk büyük drone satışı bir NATO ülkesine olmasıyla konuşuldu medyamızda ama aslında ilginç paraleller var ziyaret içinde. Özellikle iki liderde, devletin başındaki iki liderde hem Türkiye'de hem Polonya'da Biden hükümetiyle pek geçinemezken, aynı zamanda Avrupa Birliği'yle de pek geçinemezken yapıldı bu ziyaret. Evet, aslında özellikle uluslararası basında Polonya'da iktidar olan partinin aslında Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin peşinden gittiği, onun taktikleri kullandığına dair yorumlar görüyoruz. Gerçekten bu iktidar, Polonya'daki iktidar müthiş bir şekilde Trump'a yatırım yapmıştı. Hatta halen galiba ABD Başkanı Biden şimdiye kadar Polonya Cumhurbaşkanı'nı aramadığına dair bir takım bilgiler
bilgiler vardı. Dolayısıyla bu ziyaretin bir tetikleyicisi de Biden dönemi olabilir. Yani Polonya biraz daha kendini yalnızlaşmış hissettiği için hani ve çevreye baktığında hani kendine yakın olarak Türkiye'yi gördüğü için de bu zamanlamayla bu ziyaretin gerçekleştiği söyleniyor. Sonuç olarak normalde Polonya ile Türkiye arasında yakın ilişkiler var ama bu Biden döneminde bu arada Polonya yönetiminin biraz daha Avrupa'ya kayması bekleniyor. Çünkü Trump'a yapılan bu kadar çok yatırım özellikle Almanya, Fransa'yı kızdırmıştı. Biden döneminde Polonya'nın biraz daha istikameti Avrupa Birliği'ne çevirmesi beklenebilir deniyor. Bu da belki Türkiye açısından iyi bir şey olabilir. Çünkü Avrupa Birliği içinde Türkiye'nin iyi sağlam müttefiklere ihtiyacı var. Belki Polonya'da Avrupa Birliği içinde hani Türkiye yanlısı bir tavır sergileyebilir. Bir başka boyutu, enteresan boyutu bu ziyaretin turizm alanında bir işbirliği öngörülüyor. Malum Türkiye Covid nedeniyle düşen turizm gelirlerini yükseltmek istiyor. Yabancı turistlerin Türkiye'ye gelmesi için pek çok çaba var. Polonya'yla da bu anlamda bir takım girişimler yapılıyor. 1 milyona ulaşmış senede, 1 milyona ulaşmış anladığım kadarıyla Polonyalılar için gözde bir ülke Türkiye. Ama hani bu pandemi nedeniyle ayrıntılarını zaman içinde göreceğiz. Bu aşı meselesi nasıl gelirler, nasıl giderler ama bu konuda gündeme geldi. Ama onun dışında sadece Ankara'yla sınırlı değildi ziyareti. Daha sonra Polonya Cumhurbaşkanı Duda İstanbul'a geçti. Burada sanırım ikimizin de dikkatini çeken bir olay, bir anekdot. Polonya'nın geçmişi özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında çok büyük acılar çekmiş. Büyük hem Sovyetler Birliği hem Nazi Almanyası tarafından işgal edilmiş. Aynı zamanda Auschwitz'te insanlık tarihinin en büyük insanlık suçlarından birine tanık olmuş bir ülke. Duda buradayken, İstanbul'dayken Feriköy'de eski bir Polonya Büyükelçisi'nin Türkiye'deki konsolosun anıt mezarının açılışını yaptı. İsmini yanlış okursam bilenler af buyursun. Ruslevits'in anıt mezarını açık yaptı. Bu diplomatın önemi de aslında savaş sırasında yaklaşık 5000 Yahudi'nin Polonya'dan çıkıp Türkiye'ye gelmesinde oynadığı önemli rol. Yani binlerce hayatı kendi çabalarıyla kurtarmış bir insan geldi. Burada gördüğünüz gibi Duda anıt mezarının başında saygılarını sunarken ufak da bir tören yapıldı. Evet, aslında tabii biliyorsun uluslararası ilişkilerde karşılıklılık ilkesi esastır. Türkiye aslında çok uzun zamandan beri de Polonya'da bir takım kültürel projeler gerçekleşmek istiyor. Her ne kadar Türkiye-Polonya ilişkileri iyi desek de bu hükümetin her alanı için geçerli değil. Enteresan bir paradoks var aslında Türkiye-Polonya ilişkileri arasında. Polonya aşırı Katolik bir ülke. Aslında yabancı düşmanlığının yüksek olduğu, hani mesela Yahudilerin çok az olduğu ama Yahudi düşmanlığının çok yüksek olduğu, aşırı Katolik olmanın getirdiği bir yabancılara karşı mesafeli duruş söz konusu. Bunu temsil edenlerden bir tanesi de mesela Kültür Bakanı. Aynı zamanda kendisi Başbakan Yardımcısı Piotr Glinski diye. Anladığım kadarıyla Türkiye'nin bu kültürel projelerinin gelişmesini önüne geçen kişilerden biri. Gerçi bu ziyaret sırasında o da buradaymış ama örneğin Varşova'da bir Türk evinin restorasyonunu askıda bırakmış. Krakow'da uluslararası bir şehitlik var. Orada Türkiye şehitliğinin yeniden bir elden geçirilmesine taş koymuş bir isim. Dolayısıyla acaba işte bu Polonya'nın İstanbul'da böyle bir anıt açmasına karşılık olarak umuyorum ki Türkiye'nin de kültürel projelerine yeşil ışık yakılacaktır diyelim. Ve oradan Orta Doğu'ya mı uzanalım? Orta Doğu'ya dönelim. Evet, hazır Yahudilerden bahsetmişken. Şimdi artık bir deeskalasyon sürecine girdiğini söyleyebiliriz Filistin, İsrail'in. Geçen hafta bir ateşkes anlaşmasına vardı Hamas ve İsrail bildiğin gibi. Ama ABD zaten bu süreçte çok büyük rol oynadığını bildiğimiz ve oynayacağını bildiğimiz Amerika aktif siyaset sürecini hızlandırdı burada. Dışişleri Bakanı Amerika'nın seyahatlerine başladı burada. İlk önce
İsrail'e gitti, sonra Batı Şeria'ya gitti. Ardından da dün Mısır'daydı, arabuluculuk yapan Mısır'daydı. Ama Türkiye Orta Doğu seyahatinde yok Blinken'ın. Onun yerine Wendy Sherman, Blinken'ın yardımcısı Türkiye'ye gelecek deniyordu. Bu hafta resmi programda vardı. Böyle özetleyeyim, evet. Biraz uzattım, sana bırakayım. Evet, bugün öğleden sonra başlıyor Wendy Sherman görüşmelerine. Tabii bu görüşmenin asıl önemi Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Haziran'da NATO zirvesi çerçevesinde yapacağı görüşmenin alt yapısını bir kere konuşmak her şeyden önce. Bu da tabii pek çok konuyu, pek çok ikili konuyu görüşmeleri anlamına gelecek. İhtimalen muhakkak tabii bu F-35 meselesini, S-400'ler meselesini konuşacaklardır. Geçen gün galiba F-35 ile ilgili gene çarpıcı bir açıklama geldi Washington'dan. Hava Kuvvetleri Sekreteri adayı Biden'ın gösterdiği aday ve büyük ihtimalen kabul olacak formalite sürecini geçen aday. Dedi ki ben göreve başlarsam mümkün olan en kısa da F-35 parçalarının Türkiye'de üretilmesini durduracağım. Bu Türkiye'de de çok bilinen bir şey değil aslında. Biraz kafa karışıklığı var bu konuda. Mustafa Varank, Sanayi Bakanı açıklamıştı geçen aylarda. Dedi ki anlaşma gereği bizi çıkarsalar da biz bazı parçaları üretmeye devam ediyoruz demişti, hatırlayacaksın. Bu da böyle bir not. F-35 konusu gibi çok önemli bir nokta, yani olmaya devam edecektir. Wendy Sherman'la yapılacak görüşmelerde gündeme gelecektir. Hemen hatırlatalım. Kendisi sivil toplum temsilcileriyle de görüşmelerde bulunacak. Bunun dışında eminim Suriye meselesi de konuşulacaktır. Çünkü Suriye'de de seçimler yapıldı. Bu Suriye'nin geleceğine dair eminim üzerinden geçme fırsatı bulunacaktır. Anladığımız kadarıyla henüz Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasını gözden geçirme süreci halen devam ediyor. En azından Ankara'ya böyle söylüyorlar. Bu görüşme süreci devam ediyor ama üst düzey yetkililer de aslında Suriye'nin kuzeyinde temaslarda bulundular. Ama hali hazırda bizim yani hem uzmanlar, gözlemciler olarak hem de Ankara'daki yetkililer şu an için Amerika'nın Suriye politikasının nasıl şekilleneceğine dair çok net bilgiye sahip değiller. Şunu biliyoruz ki hani Amerika'nın YPG'ye verdiği destek öyle bugünden yarına değişecek gibi gözükmüyor. Ama onun dışında Suriye alanı sadece Amerika ile çatıştığı bir alan değil Türkiye'nin. Suriye öyle garip bir hale döndü ki işte Suriye'nin bir bölgesinde Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile çatışıyorsa bir başka bölümünde Amerika ile çok yakın bir dirsek teması içinde. Özellikle Suriye'ye dönük insani yardımların Türkiye üzerinden geçmesi konusunda Rusya'nın büyük itirazları var. Orada da işte Türkiye Amerika'dan destek alıyor. Önümüzdeki dönem Joe Biden Putin görüşmesinde bu Suriye meselesi, yani Suriye'ye giden uluslararası yardımların Türkiye üzerinden gitmesi, daha fazla kapı açılması konusu ele alınacaktır. Ama Suriye seçimlerine geri dönersek bu tabii yani göstermelik seçimler oldu değil mi? Kesinlikle, yani şimdi dönüp baktığımızda Beşar Esad bundan 10 yıl önce iktidarı bırakmamak için ülkede kocaman 10 yıldır süren bir iç savaş başlatmışken çok da herhalde bugün normal bir seçim yapılmasına izin vereceğini, özellikle ülkenin büyük bir bölümünün, kuzeyinin neredeyse tamamının katılamadığı bir seçimde meşru bir şekilde seçim yapılabildiğini düşünmek bana çok mantıklı gelmiyor şimdi açıkçası. Evet, bir propaganda olacak tabii. Yani şunu da kabul edelim ama hani sonuç olarak 10 sene önce ya da 9 ya da hadi 8 sene önce işte Beşar Esad yıkıldı, yıkılacak, yıkılması an ihtimali diye bakarken şimdi ülkenin çok büyük bir bölümünü Beşar Esad İran ve Suriye'nin desteğiyle kontrolü altına almış durumda. Dolayısıyla bir nevi işte ben savaşı kazandım mesajı, bir meşruiyet mesajı Rusya'nın da çok böyle memnun olarak izleyeceği bir gelişme bu. Bir de ufak bir anekdot geçmek istiyorum. Biraz önce ekranlarınıza yansıyan fotoğraf Beşar Esad'ın oy kullanma anı. Esad oyunu Şam'da değil, normalde yaşadığı Şam'da değil, Duma'da kullandı. Bu neden sembolik bir şey? Duma ülkenin güneyinde muhaliflerin, muhalif güçlerin 2018'e kadar kalesiydi. Güney'in kontrolünü Şam tamamen sağlamadan önce ve burada
bir kimyasal saldırı yapıldı Şam tarafından iddiaları vardı. Hatta OFCV'de de onayladı noktasına geldi. Kanıtlar bulduğunu söyledi. Esad'ın burada oy kullanması batılı gazetecilerin de büyük ilgisini çekmiş durumda. Birçok tweet görebilirsiniz bunu eleştiren, bunu bir mesaj olarak gören batıyor. Kör gözün parmağını diyor bir nevi ve tabii hatırlatalım ki 6 milyon Suriyeli Suriye toprakları dışında yaşıyor. Bunun da hatırlatalım. Evet diyelim ve gözden kaçmasın diyelim. İktidarın bir bölümü Sedat Peker videolarıyla meşgulken bir bölümü de yine turizme öncelik veriyor. İbrahim Kalın'la Turizm Bakanı Ersoy Almanya'ya gitti bugün. Almanya'da hem sağlık hem de turizmle ilgili görüşmeler gerçekleştirecek. Yine aynı ikili hatırlayacaksınız. Rusya'ya gitmişti beraber. Rusya'daki görüşmelerden bugün itibariyle pek iyi bir sonuç alınamamış gibi duruyor. Almanya'nın da tek bir açıklaması vardı konuyla ilgili yakın zamanda. Demişti ki BioNTech aşısı olanlar, aslında Avrupa Birliği onaylı aşı olanlar demişti ama Türkiye'de sadece BioNTech bunayı aldı. Almanya'ya gelebilmeye başlayacak turizm amaçlı kısa süre içinde demişti. Diyelim. Evet ama burada tabii önemli olan mümkün olduğunca hani kapıların açılması tabii. Ve pek çok Alman işte Alman'ın hem de işte Alman vatandaşı evet. Almanya'da yaşayan Türklerin bir an önce Türkiye'ye gelmesi bakalım ne çıkacak bu ziyaretten. Tabii diyelim ve radarımızda ne var bakalım şimdi birazdan. Evet, Dışişleri Bakanı bu ayın sonunda 31 Mayıs'ta Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan ziyareti çok kritik diyebiliriz sanırım. Çünkü burada Dendias'a yaptığı görüşme birazcık tartışmalı, sıcak geçmişti. Ne düşünüyorsun Marçın? Devamının gelmesi iyi. İşte bu bize ne gösteriyor? Böyle işte tartışmalar oluyor, itişmeler oluyor, sanal yumruklaşmalar oluyor ama ondan sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi görüşmelere devam ediliyor. Bunun planlandığı gibi bu tarihle gerçekleşmesi iyiye işaret. İşte her zaman için diyaloğun olması iyidir. İşte Batı Trakya'da da temaslarda bulunacak. Malum Batı Trakya meselesi hassas bir konu. Bazen bu tür ziyaretlerde işin en ufak detayı bile kriz çıkartabilir. İşte orada durdun, oraya gitme, burada durdun, işte o camiye gitme, bu camiye git türünden. Tabii bunu izleyeceğiz. Yani bir takım krizlere gebe mi yoksa sakin mi geçecek? Ama bir başka önemli noktası bu ziyaretin Haziran ayında yapılacak Avrupa Birliği zirvesi öncesinde de Avrupalı başkentlere bakın işte iki ülke diyaloğa devam ediyor. Öyle hani müthiş bir gerilim yok. Bu imajı vermesi açısından da önemsenilen bir ziyaret olacaktır. Özellikle Ankara'nın bakış açısıyla. Kesinlikle. Önümüzde diplomasi gündemi yine sıcak duruyor Türkiye için genelde olduğu gibi diyelim ve bu haftalık nokta koyalım. Ben Metin Kağan Kurtuluş her hafta olduğu gibi Barçın İnanç'ta dış politikayı ve dış politikanın içeriğe nasıl yansıdığını konuşmaya başladık. Bizden ve rejideki arkadaşlarımız Faris Kasioğlu ile Selin Görgüner'den hepinize güzel haftalar.